Şimdi bakın, Nevruz Bayramı kutlayacaklar. Ne bayramı bu? Nereden çıkmış bu? Nevruz Bayramı. Aslını söyleyeyim mi size? Söyleyeyim. Aslı bunun ateşe tapanların bayramıdır. Evet, Mecusi bayramıdır. Mecusi ne demektir? Ateşe tapan demektir. İran milletinin aslı Acem'dir. Türk değil. Türklerin geleneğinde de milli bayram olarak böyle bir gelenek ve görenek tarihte yoktur. Bu Acemlerden gelmiş. Acemlerin aslı Müslüman olmadan evvel neydi? Ateşperestti. Köya Müslüman oldular, hala o bayramı kutluyorlar bak. Resulullah Efendimiz Medine'ye geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Baktı ki Medine'de iki bayram yapıyorlar. O zaman demek Acemlerden, yine ateşperestlerden esinlenilmiş kalmış. Birisi Nevruz bayramı. İşte bunu 21 Mart'ta mı ne yapıyorlar? Bir bahar, yani bahar başında yapıyorlar. Birisi de Mihrican bayramı. Mihrican'ı da ne zaman yapıyorlar? Sonbaharda, yani gece gündüz tam eşit oluyor ya, aynı saate geliyor gece gündüz. O gün yapıyorlar onu da. İki bayram. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İnne Allah Teala kaderdelekum hayran minhuma el fitra vel adha. Allah bu iki bayramı yasak etmiştir. Böyle bayram diye dininizde bir şey yoktur. Bu iki bayramın yerine size daha iyi iki bayram vermiştir. Birisi Ramazan bayramıdır, birisi Kurban bayramıdır. Müslümanın iki tane bayramı vardır. Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Başka bayramı yok. Ama deli her gün bayram, o başka mesele. Şimdi kardeşim, sen bunun nesini kutlayacaksın? Resulullah yasak etmiş. Estağfirullah ve la terkenu ilellezine zalemu. Fetemessekumun nâ. Zalimlere zerre kadar meyletmeyin. Sonra onlara yapışan ateş size de dokunur. Azıcık meyletmeyin. Ne demek? Onların merasimine katılmayın, kutlamayın diyor. Onların törenine, bayramına, gecesine, gününe katılmak ve kutlamak ne diyor fıkıhta? Tazimu eyyamil yahudi ve nasara vel mecus şirkun ve kufrun. Yahudilerin, Hristiyanların, ateşperestlerin, putperestlerin bayram günlerine katılıp kutlamak şirktir diyor. Küfürdür diyor. Bu ne oluyor şimdi? Görüyorsunuz işte. Ehli sünnetten ne kadar uzaklaşılmıştır. İmam-ı Rabbani mektubatla ne buyuruyor? Komşum hastalandı, çağrıldım. Gittim baktım, damarları şişmiş, kararmış bu. Ölecek. Bir kalbine baktım diyor. İmanı ne haldedir? Pırpır ediyor. Söndü sönecek, Allah muhafaza et. Şunun kalbine bir teveccüh edeyim. Komşu hakkı var. Yani bir feyiz vereyim. Tabii bu manevi bir hal. Mesela üzüm üzüme baka baka ne oluyor? Çürük domatesin yanında sağlam domates ne oluyor? Çürüyor. Sağlam adamın yanında da karşısındaki adam ne oluyor? Sağlamlaşıyor. Yani nurlu bir adamın karşısına geçen ne oluyor? Nurlanıyor. Zikri karanlık biriyle oturan da ne oluyor? Kararıyor yani. Bu budur. Evliyaullah'ın manevi tabii potansiyel var. Nur depolamış. Bu şimdi karşı tarafa bir aksettirdiği zaman büyük iş tabii. Bir buçuk İmam-ı Rabbani, 70 bin evliyanın reisi. Müceddid-i Elbisani, Ahmet el-Faruk-i Serhendi Hazretleri. Bir baktım ki diyor kardeşallahu aleyhi ve sellem, kalbimde bir karanlık açamadım. Bir daha teveccüh ettim, yok üç dedim. Dedim ya Rabbi, bende mi bir günah var da benim bu duam tutmadı, kabul olmadı. Nida geldi ki ey imam, sende bir kusur yok. Senin teveccühlerin eğer dağları kaldırmak için yapsaydın, hatırına dağları da kaldırırdım ama. Bunun kalbindeki karanlık nereden geliyor? Kafirlerin merasimini kutlamaktan geliyor. Onun için cehenneme, ateşe girmemiş baklanmaz. Çünkü amel bozukluğuna benzemiyor. İtikat bozukluğuna benziyor. Onun için buna ateş bak. Neyse, adam vefat etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri istihare etti. Cenazesine gideyim mi gitmeyeyim mi? Komşusu Müslüman görünen adam. İstiharede çıktı ki imanını zor kurtardı, cenazesine gidebilirsin. Bak yine demek teveccühlerin karı oldu. Yani adam imanını kurtarmış ama ne kadar zor, ne büyük tehlike atlattı ya. Niçinmiş? Hindular, İmam-ı Rabbani Hazretleri nerelidir? Serhend, Hindistan, Serhendlidir. Orada Hindular var ya, Hindular o zaman işte böyle bir bayramları varmış. O bayramda boyalı pilav pişirirlermiş, kırmızı boyalı pilav. Bu da Müslüman olduğu halde onların gününde aynı boyalı pilav pişirirmiş. Bak bak bak. İşte gördün mü, bela nereden geliyor? Senin ne işin var dinsiz imansızın gününü kutlama?
Dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bakın, Nevruz Bayramı kutlayacaklar. Ne bayramı bu? Nereden çıkmış bu? Nevruz Bayramı. Aslını söyleyeyim mi size? Söyleyeyim. Aslı bunun ateşe tapanların bayramıdır. Evet, Mecusi bayramıdır. Mecusi ne demektir? Ateşe tapan demektir. İran milletinin aslı Acem'dir. Türk değil. Türklerin geleneğinde de milli bayram olarak böyle bir gelenek ve görenek tarihte yoktur. Bu Acemlerden gelmiş. Acemlerin aslı Müslüman olmadan evvel neydi? Ateşperestti. Köya Müslüman oldular, hala o bayramı kutluyorlar bak. Resulullah Efendimiz Medine'ye geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Baktı ki Medine'de iki bayram yapıyorlar. O zaman demek Acemlerden, yine ateşperestlerden esinlenilmiş kalmış. Birisi Nevruz bayramı. İşte bunu 21 Mart'ta mı yapıyorlar? Bir bahar, yani bahar başında yapıyorlar. Birisi de Mihrican bayramı. Mihrican'ı da ne zaman yapıyorlar? Sonbaharda, yani gece gündüz tam eşit oluyor ya, aynı saate geliyor gece gündüz. O gün yapıyorlar onu da. İki bayram. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İnne Allah Teala kaderdelekum gayran minhuma el fitra vel adha. Allah bu iki bayramı yasak etmiştir. Böyle bayram diye dininizde bir şey yoktur. Bu iki bayramın yerine size daha iyi iki bayram vermiştir. Birisi Ramazan bayramıdır, birisi Kurban bayramıdır. Müslümanın iki tane bayramı vardır. Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Başka bayramı yok. Ama deliye her gün bayram, o başka mesele. Şimdi kardeşim, sen bunun nesini kutlayacaksın? Resulullah yasak etmiş. Estağfirullah ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumunnâh. Zalimlere zerre kadar meyletmeyin, sonra onlara yapışan ateş size de dokunur. Azıcık meyletmeyin ne demek? Onların merasimine katılmayın, kutlamayın diyor. Onların törenine, bayramına, gecesine, gününe katılmak ve kutlamak ne diyor fıkıhta? Tazimu eyyamil yahudi ve nasara vel mecus şirkun ve küfrun. Yahudilerin, Hristiyanların, ateşperestlerin, putperestlerin bayram günlerine katılıp kutlamak şirktir diyor. Küfürdür diyor. Bu ne oluyor şimdi? Görüyorsunuz işte. Ehli sünnetten ne kadar uzaklaşılmıştır. İmam-ı Rabbani mektubatla ne buyuruyor? Komşum hastalandı, çağrıldım. Gittim baktım, damarları şişmiş, kararmış bu. Ölecek. Bir kalbine baktım diyor, imanı ne haldedir, pırpır ediyor, söndü sönecek, Allah muhafaza etsin. Şunun kalbine bir teveccüh edeyim, komşu hakkı var, yani bir feyiz vereyim. Tabii bu manevi bir hal, mesela üzüm üzüme baka baka ne oluyor? Çürük domatesin yanında sağlam domates ne oluyor? Çürüyor. Sağlam adamın yanında da karşısındaki adam ne oluyor? Sağlamlaşıyor. Yani nurlu bir adamın karşısına geçen ne oluyor? Nurlanıyor. Zifiri karanlık biriyle oturan da ne oluyor? Kararıyor yani. Bu budur. Evliyaullah'ın manevi tabii potansiyel var. Nur depolamış. Bu şimdi karşı tarafa bir aksettirdiği zaman büyük iş tabii. Bir bu kel İmam-ı Rabbani. 70 bin evliyanın reisi. Müceddidi el-Fisani Ahmed el-Faruk-i Serhendi Hazretleri. Bir baktım ki diyor kardeşallahu aleyhi ve sellem, kalbimde bir karanlık açamadım. Bir daha teveccüh ettim, yok. Üç dedim. Dedim ya Rabbi, bende mi bir günah var da benim bu duam tutmadı, kabul olmadı? Nida geldi ki ey imam, sende bir kusur yok. Senin teveccühlerin eğer dağları kaldırmak için yapsaydın, hatırına dağları da kaldırırdım ama. Bunun kalbindeki karanlık nereden geliyor? Kafirlerin merasimini kutlamaktan geliyor. Onun için cehenneme, ateşe girmemiş, paklanmaz. Çünkü amel bozukluğuna benzemiyor, itikat bozukluğuna benziyor.